Evet, mutlu akşamlar diliyoruz hepinize. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Bugün 17 Eylül 2020 Perşembe günündeyiz. Ve Sustainable Brands'in ardından çok özel bir ödül töreniyle karşınızda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik Akademisi Nielsen Türkiye araştırması var ve bu araştırmanın sonuçlarıyla Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilmekte olan iyi yaşam markaları var. Biliyorsunuz iyi yaşam özellikle son yıllarda insanların daha iyi yaşam şartlarında var olmak için beslenmeden tüm yaşam koşullarına kadar aslında önem verdikleri bizim tüketici dediğimiz tarafta markaların birebir muhatapları olan ve markaların etkisinde olduğu yine markaların aslında duruşlarını yönlendiren, beklentileri oluşturan toplumun, insanların aslında buradaki iyi markalarını, iyi yaşam markalarını ortaya koymak için verilen araştırma, bu tabii ki markaların da kendi sürdürülebilirlik açısından, kalite yönetimi açısından çok daha ileriye götüren bir araştırma sonuçları da bu verileri ortaya koyuyor. Evet, bizler sizlerle bu akşam saatler 16'yı gösterirken bir aradayız ve bu birlikteliğimizin içerisinde banka, alkolsüz içecek, beyaz eşya, süt ve süt ürünleri, saç bakım, atıştırmalık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret, ev bakım, küçük ev aletleri, sigorta, hazır giyim, teknoloji, otomotiv, hava yolu, sağlık ve cilt bakımı kategorilerinde burada Türkiye'nin iyi yaşam markalarını ödüllendiriyor olacağız efendim. Evet, heyecan dorukta. Öyle ki bu araştırmanın sonuçlarını hepimiz merak ediyoruz. Bu araştırmanın sonucunda soruldu, anketler yapıldı. İnsanlara, topluma, vatandaşlara soruldu bu soru. Onların iyi yaşam markaları hangileri diye. İşte bu 18 kategoride de belirlenen iyi yaşam markalarına bu akşam burada sizlerle birlikte bu ekrandan ödülleri takdim ediyor olacağız. Malumunuz bir sahne üzerinde fiziki bir birliktelik değil, online olarak birlikte bulunmaktayız. Ancak sürecin geldiği bu boyutta şunu da görüyoruz ki online platformlarda da yine birlikte olmaktan, aslında duyguda buluşmaktan bir eksiğimiz bulunmamakta. Öyleyse hemen biz o dakikalar bütün markalar için heyecanlı geçerken acaba bizim markamızda bu akşam ödül alacak mı derken, öyleyse gelin hep birlikte bakalım bu kategorilerde kimler ödül almışlar. Öncelikle bankacılık kategorisine bakacağız. Banka kategorisinde hangi banka Good Life Brand, yani iyi yaşam ödülüne, iyi yaşam markası olarak seçildi? Hemen bakalım. Ekranlarımızda göreceğiz şimdi. Banka alanında, bankacılık alanında bakalım hangi banka gelecek? Evet, bizler de bilmiyoruz. Buradan gelen araştırma sonuçlarını sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ziraat Bankası efendim. Türkiye'de iyi yaşam markası seçilen 2020 yılının bankacılık ödülü Ziraat Bankası'na gidiyor ve Ziraat Bankası'nı tebrik ederken Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Sayın Erhan Kurt'a bağlanmak istiyoruz. Sayın Kurt, tebrik ediyoruz. İyi yaşam markası olarak bankacılık alanında Ziraat Bankası ödüle layık görüldü. Ziraat Bankası'na tebrik ediyoruz. Merhabalar. Evet, merhabalar efendim. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bu ödülü bu yıl ikinci kez üst üste alıyoruz. Ziraat Bankası olarak her zaman müşterilerimize daha fazlasını sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bankacılık işlemlerinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların yaşamlarına değer katmak için çalışıyoruz. Her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin de bir sonucu olarak Türkiye'de en fazla müşteriye sahip kuruluşlardan birisiyiz. Böyle bir müşteri kitlesine hitap ederken böyle bir ödülü almak da bizim için ayrı bir anlam kazanıyor. Müşteri tercihlerini yansıtan ödüllere her zaman çok önem veriyoruz. Bu nedenle Good Life Brands ödülü de bizim için ayrı bir önem taşıyor. Bu ödülle tüm Ziraat Bankası çalışanların hepsinin ayrı ayrı emeği bulunuyor. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bizi bu ödüle layık gören herkese, yaşamlarına dokunduğumuz, hayatlarına dokunduğumuz, onlar için daha fazlasını yapmaya çalıştığımız herkese bize bu ödülü layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bizler de efendim tebrik ediyoruz. 2020 yılının Good Life Brands'ı olarak bankacılık sektöründe Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası'nı tebrik ediyor. Sayın Erhan Kurt'a da bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyoruz. Ödülünüz efendim fiziki şartlar malumunuz. Ödülünüzü de sizlere takdim ettik.
Çok teşekkür ediyoruz. Mutlaka elinizde ödülünüz olacak. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgilerimizi ve selamlarımızla. Evet kıymetli misafirler, Good Life Brands 2020 devam ediyor. Gelelim şimdi bir başka alana. Alkolsüz içecek markası, bakalım iyi yaşam markası için tüketiciler hangi markayı seçmişler? Alkolsüz içecek kategorisinde seçilen marka, Türkiye'nin iyi yaşam markası, tüketicilerden alınan cevaplar doğrultusunda ekranlarımıza bakalım hangisi gelecek. Hemen ekranlarımıza yansıdığında biz de o markayı göreceğiz. Çaykur efendim, araştırma sonuçları Çaykur'un Türkiye'nin iyi yaşam markasından alkolsüz içecek kategorisinde Türkiye'nin en iyi sağlıklı yaşam, iyi yaşam markası olduğunu ortaya koyuyor. Çaykur'u tebrik ediyoruz ve Çaykur'dan Pazarlama Dairesi Başkanı Sayın Hamdi Kutlu karşımızda. Hamdi Bey merhabalar, tebrik ediyoruz sizi. Evet, Çaykur Good Life Brands 2020'nin alkolsüz içecek kategorisinde ödüle layık görüldü. Önemli bir marka Türkiye adına, çay üretimi noktasında önemli bir marka ve tüketiciler de alkolsüz içecek kategorisinde iyi yaşam markası olarak Çaykur'u seçtiler. Pazarlama Dairesi Başkanı Sayın Hamdi Kutlu bizlerle birlikte olacak birazdan ve onlardan da bu süreç içerisinde Çaykur'un nasıl aslında hepimizin sofralarında, masalarında yer alan, dost sohbetlerinde yer alan bir markanın nasıl bugünkü konuma, iyi yaşam markası olduğundaki stratejilerine, iyi yaşama dair neler yaptıklarına bir değinecekler. Good Life Brand 2020'de alkolsüz içecek kategorisinde Çaykur, evet, ödüle layık görüldü. Bizler devam edelim efendim. Bir başka kategoriye geçmek istiyoruz. Bu kez kategorimiz beyaz eşya. Good Life Brand'de bu kez beyaz eşya kategorisinde bakalım hangi markamız ödüle layık görülmüşler? Biz de heyecanla bekliyoruz. Yapılan Nielsen araştırması ortaya koyuyor ki Good Life Brand 2020'de beyaz eşya kategorisinde Arçelik efendim ödüle layık görülüyorlar. Arçelik'i tebrik ediyoruz. Arçelik iyi yaşam markası seçiliyor ve Arçelik CMO'su Sayın Zeynep Yalım Uzun bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Uzun merhabalar. Bizlerle birlikte misiniz? Evet, sizlerle birlikteyim. Merhabalar. Hoş. Değinmeden edemeyeceğim. Özellikle çevreci yaklaşımları konusunda da pek çok aslında uluslararası araştırmada da öne geçti. Aynı şey sadece aslında üretim tarafında geri planda sizin çevreci anlayışlarınız dışında, kurumsal bir yapı dışında tüketici tarafından da fark edilen bir iyi yaşam markası haline geldi. Bunun ben sırrını sormak istiyorum. Hem kurumsal tarafta bu kadar iyi çalışıp ve bunu tüketiciye de hissettirmek nasıl bir stratejidir? Çok teşekkür ederim öncelikle. Tabii ki sürdürülebilir bir gelecek öncelikle sürdürülebilir markalardan geçiyor. Sürdürülebilir marka olmak da sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında topluma faydalı bir şeyler yapmak, fayda odaklı olmak ve tabii ki tüketicilerimizin hayatına bir şekilde dokunabilmekten geçiyor. Arçeliğin de sırrı aslında burada. Öncelikle Sustainable Brands ve Nielsen'in bu yıl üçüncüsü olduğunu bildiğimiz bu çok değerli ödülüne layık olmaktan Arçelik ailesi olarak son derece mutlu ve gururlu olduğumuzu ifade etmem lazım. Arçelik markamız Türkiye'de biliyorsunuz 65 yıldır var ve 65 yıldır tüketicilerimize her şekilde ulaşmak için ve topluma katkıda bulunabilmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bunun dışında yaklaşık 150 tane ülkeye de yayılmamızın aslında altında yatan bu felsefe ve bu değerler olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla çok mutluyuz, gururluyuz bu kategoride ödüle layık olduğumuz için. Hem iyi yaşam markaları araştırması için hem Nielsen'e hem de Sustainable Brands Türkiye'ye tüm Arçelik ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bizler de efendim sizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Ne mutlu ki bir Türk markası hem dünyada çevre alanında yaptığı çalışmalarda hem de aynı zamanda tüketici bazında da iyi yaşam markası seçildi. Bizi gururlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek dileğiyle. Sevgilerimizi iletiyor. Kutluyoruz bir kez daha. Evet değerli misafirler hemen devam edelim öyleyse. Bu kez kategorimiz süt ve süt ürünleri. İyi yaşam markası denince özellikle biliyorsunuz hepimiz herhalde tüketici olarak çocukların yaşamı kadar artık sağlıklı yaşamın içerisinde
süt ürünleri kategorisinde hepimizin de dikkat ettiği bir kategori. Bakalım tüketici Nielsen araştırmasında süt ve süt ürünleri kategorisinde hangi markayı iyi yaşam markası seçmiş 2020 yılında? Evet, hemen bekliyoruz. Bu araştırmanın sonucunda ekranlarımıza yansıyacak Pınar. Pınar markası süt ve süt ürünleri kategorisinde Good Life Brand 2020'de iyi yaşam markası seçiliyor. Ödüllerini kendilerine teslim edeceğiz. Bizler de gurur duyuyoruz. Yerli markalarımızın bu noktada iyi yaşam markaları olarak tüketici tarafından seçilmesinden ve ödüllerini de Pınar süt ve süt ürünlerine iletiyor olacağız. Gönülden tebrik ediyoruz. Evet, hemen devam edelim. Bir başka kategoriye geçiyoruz. Saç bakım markası. Evet, artık günümüzde biliyorsunuz her yaştan herkes için bakımlı olmak önemli. Saç bakımı da en önemli noktalardan bir tanesi. Peki iyi yaşam ödüllerinde Good Life Brand'de hangi saç bakım markası tüketicinin iyi yaşam markası seçilmiş? Hemen ona da bakacağız. Good Life Brand Brand saç bakım markası Elidor seçiliyor. Evet, tüketici Elidor diyor iyi yaşam markası için ve Elidor'u tebrik ederken Elidor güzellik ve kişisel bakım kategorisinden sorumlu pazarlama direktörü Sayın Alper Eroğlu bizlerle birlikte. Alper Bey merhabalar, tebrik ediyoruz. Merhabalar, çok sağ olun, teşekkürler. Evet, hemen sormak istiyorum. Elidor tüketicide nasıl bu algıyı yarattı? Bu markayı tasarlarken biliyorsunuz hepimiz için artık her yaştan herkes için güzellik önemli bir kavram haline geldi. Bu süreç içerisinde sizin stratejiniz neler oldu? Bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Öncelikle bu ödüle bizi layık gördüğünüz için tüm Elidor ekibi adına ben çok teşekkür etmek istiyorum. Tüketiciler nezdinde iyi yaşam ile eş anlamlı bir marka olmak gerçekten gurur verici bizim için. Elidor ile 50 yılı aşkın bir süredir kadınların saç bakımı ve saç güzelliği için ürünler sunuyoruz. Türkiye'nin de en sevilen şampuan markası olarak tüm ürünlerimizle farklı saç ihtiyaçlarına cevaplar verip saçlarından mutlu olan kadınların hayata bakışına odaklanıyoruz aslında iletişimlerimizde de. Bunun yanında marka amacı doğrultusunda da genç kadınların hayattaki olasılıkları keşfetmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda cesaretlendiriyoruz. Bunun için ihtiyaç duydukları beceri, özgüven ve destek ile güçlenmelerine katkı sağlıyoruz. Çünkü genç kadınların içinde yaşadıkları toplumları daha da ileriye taşıyabileceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de onlar için değer yaratacağına emin olduğumuz, eğitimlerini destekleyen, onlara yeni ufuklar açan adımlarla bu çabamızı daha da sürdüreceğiz. Ben yeniden bu ödül için gönülden teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Efendim, şimdi söylediğiniz altını çizmeden geçemeyeceğim. Elidor'un son yıllardaki reklam filmleri de hayli konuşuldu biliyorsunuz. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna dikkat çeken reklam filmleriniz vardı. Bu reklam filmlerinin aslında tüketicide doğru hedefe ulaşması da sizce Elidor'u bu ödüle layık görülmesinde etkili oldu mu? Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Bunu ayrıca sizden duymak da güzel. Eminim hani bu eventi organize eden ve bilen, araştıran kişi olarak bunu söylediniz ama tüketici olarak da bunları beğendiğinizi ve izlediğinizi umuyorum. Biz de gerçekten o tarz tepkiler alıyoruz ve bununla birlikte kişisel olarak da şirket ve markamız adına da ayrıca gurur duyuyorum. Evet, ben de bir izleyici olarak da tabii ki dikkat çeken, özellikle farkındalıklı bireylerin de dikkat çektiği ve genç nesle de kadın erkek eşitliğinin, cinsiyet eşitliğinin önemli bir vurgusunun yapıldığı filmlerde hepimizin dikkatini çekiyor. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet efendim, şimdi devam edeceğiz ama az önce bir bağlantı gerçekleştirmiştik biliyorsunuz. Orada küçük bir sorunumuz olmuştu. Hemen şimdi oraya geri döneceğiz. Türkiye'de biliyorsunuz, az önce açıklamıştık, alkolsüz içecek kategorisinde marka ödülünü, burada iyi yaşam markası ödülünü Çaykur almıştı. Çaykur'un pazarlama dairesi başkanı Sayın Hamdi Kutlu bizlerle birlikte bağlantımızı gerçekleştirdik. Hamdi Bey merhabalar, biz sizin ödülle de bir araya gelmiştik hatırlarsanız. Şimdi bu ödülün size layık görüldüğü bir törendeyiz ve bu tören içerisinde tebrik ediyoruz tüketiciler, alkolsüz içecek kategorisinde yılın en iyi yaşam ödülünü, burada iyi yaşam araştırmasının ödülünü size vermeye layık gördüler. Neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ediyorum. Tüketicimizin bu güvene layık olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Biz Çaykur ailesi olarak sürekli tüketicimizin bu güvenini hiçbir zaman kırmamaya çalıştık. Bununla ilgili tüm çalışmalarımızı zaten sürekli yapıyoruz. Zaman zaman bu güven endeksinde gerçekten bir kırılma var mı? Zaman zaman bunu anketlerle test ediyoruz. Kendi taraflarımızdaki bildirimlerimizi ona göre düzenliyoruz.
Biliyorsunuz Çaykur Rize'de tüm Türkiye'nin markası, aynı zamanda da Karadeniz için bir önemli kurum, firma ve 250 bin üretici, yaklaşık 1 milyon ailenin geçim kaynağı. Bu anlamda da gururla hizmet ediyoruz. Aynı zamanda da biliyorsunuz bu zor süreçte, pandemi sürecinde ülkemizin geçtiği bu zor dönemde üretimimizi tüm riskleri alarak aksatmadan herkesin sofrasına sıcak içecek olmaya olmak için misafir olmaya devam ediyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmaya inşallah devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz efendim. Biz de yıllardır sofralarımızda ya da dost sohbetlerimizi eksik etmediğimiz Çaykur'un bu ödüle layık görülmesi de, toplumumuz tarafından layık görülmesi de herhalde haklı bir, değil mi? Burada önemli bir ödül oldu. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Evet değerli konuklar, şimdi de bir başka kategoriye geçeceğiz. Good Life Brand 2020'de araştırma, Nielsen araştırması iyi yaşam markası olarak atıştırmalık kategorisinde gelin bakalım hangi marka seçilmiş tüketici tarafından. Hemen tüketicinin hangi markayı yılın iyi yaşam markası seçtiğini birlikte göreceğiz ekranlarımızdan. Evet, atıştırmalık kategorisinde hemen bakalım. Ülker efendim ödüle layık görülüyor. Ülker'i tebrik ediyoruz. Good Life Brand atıştırmalık kategorisinde Ülker'i ödüle layık görülüyor. Ve hemen Ülker'den bağlantımızı gerçekleştirelim istiyoruz. Ülker CMO'su Sayın Aslı Özen Turhan bizlerle birlikte olacaklar. Aynı zamanda operasyonel mükemmellik, kalite ve iş güvenliği genel müdürü Sayın Süheyl Aybar da bizlerle birlikte olacaklar. Efendim hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan ve bu kıymetli ödüle üçüncü kez üst üste layık görülmekten çok mutlu olduğumuzu öncelikle belirtmek istiyorum. Ülker'in yolculuğu 1944 yılında tam da bu aylarda Ülker Kötübör üretimiyle başladı. Bugün 300'den fazla markamızla atıştırmalık sektörünün lideri olarak yolculuğumuza devam ediyoruz. Ve Türk tüketicisinin hem zihninde hem kalbinde yer etmiş çok sayıda ikonik markayı yönetiyoruz. Önceliğimiz her zaman tüketicileri odağımızda tutmak, onların ihtiyaç ve isteklerini en iyi şekilde anlayacak ürünleri onlara sunmak ve onların mutluluklarına bir nebze olsun katkı sağlamak. Geniş ürün yelpazemiz, yenilikçilik anlayışımız, yüksek ürün kalitemiz, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve ait olduğumuz topluma karşı duyduğumuz sorumluluğun Ülker'i tüketicinin gözünde en sevilen markalardan biri yaptığını görüyoruz. İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü günlerde de bakanlıklarımızın yönlendirmesi doğrultusunda en yüksek kalite ve hijyen standartlarına uyarak üretime aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Diğer yerlerden de çok sayıda sosyal projeye destek veriyoruz. Gelecek yıllarda da tüketicilerimizin iyi yaşam yolculuklarında onları eşlik etmek için çalışıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bizi bu ödüle layık gören, iyi yaşam markası olarak bizi zirveye taşıyan tüketicilerimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese Ülker adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Biz de efendim size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Süheyl Aybar da bizlerle birlikteler Ülker'den. Süheyl Bey, size de aslında sormak istediğimiz tüketici tabii ki hepimizin çocukluğundan bu yana çocukluk sevinciydi belki bir çikolatayı, değil mi, bir bisküviyi almak ve onlar bugün toplumda sorulduğunda iyi yaşam markası olarak Ülker'i işaret ettiler ve nesilden nesile aktarılan bir hikaye var burada. Ülker'in bu iyi yaşam hikayesi nedir nesilden nesile aktarılan? Evet, ben de tabii çocukluğumda hep babamdan iş dönüşü gelirken Ülker getirmesini hep isterdim. Şimdi kendi çocuğum benden istiyor. Tabii Ülker'de çalıştığım için unuttum deme şansım da yok. Açıkçası bu bizler için çok büyük bir gurur vesilesi. Aslı'nın da dediği gibi atıştırmalık kategorisinde üst üste üçüncü kez bu ödüle layık görülmemiz bizler için büyük bir gurur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Ülker olarak tüketicinin gözünde en sevilen marka olmak ve bunun devamlılığını sağlamak her alanda bir adım önde olmayı, öncü olmayı gerektiriyor. Ülker olarak ülke ekonomimize katkılarımız, iyi yaşama katkılarımızla beraber sürdürülebilirlik çalışmalarımıza da çok önem veriyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapma şeklimiz olarak görüyoruz. Ve burada da sürdürülebilirlik yolculuğunda da çıtayı sürekli yukarılara taşıyarak inşallah bu ödülü almaya devam edeceğiz.
Tekrar çok teşekkürler. Bizler için büyük bir gurur vesilesi. Tebrik ediyoruz efendim. Bir kez daha Ülker'i atıştırmalık kategorisinde iyi yaşam markası Ülker seçildi. Tabii ödülünüzü biz size mutlaka ulaştıracağız. Fiziksel şartlarımız şu an için online olduğu için ödülünüz mutlaka size ulaştırılacak efendim. Gönülden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgilerimizle. Evet kıymetli misafirler, şimdi az önce hatırlarsınız bahsettiğimizde süt ve süt ürünleri kategorisinde ödüle layık görülen Pınar'dan bahsetmiştik markamız. Pınar'ın yönetim kurulu başkan vekili Sayın İdil Yiğitbaşı bizlerle birlikte. Sayın Yiğitbaşı merhabalar, tebrik ediyoruz. Sesimizi duyabiliyor musunuz? Merhabalar, duyuyorum. Merhaba herkese. Merhabalar, tebrik ediyoruz efendim. Bu yılın iyi yaşam markası seçildiğiniz tüketiciler tarafından. Neler söyleyeceksiniz? Bir tüketicinin sizi iyi yaşam markası seçmesinin altındaki o formül nedir? Çok teşekkür ederim. Pınar Süt'te verilen bu ödülü ben bugün tüm çalışanlarımız adına almak istiyorum. Gerçekten güvenilir gıdaya tüketicilerimizin erişimi için fedakarca çalıştılar. Özellikle bu yıl COVID döneminde ekstra çaba sarf ettiler. Pınar olarak kurulduğumuz günden bugüne çiftçilerimizle el ele sürdürülebilir bir kalkınma modeli yaratarak kırsal kalkınmanın ve sektörümüzün öncüsü olduk. 20 bine yakın süt üreticisinin sütünü değerlendiriyoruz. Ve kalite kontrol sistemlerimizle, eğitimlerimizle sürekli destekliyoruz. Bugün yarattığımız ekonomik ve sosyal etkiyle milyonlara ulaşan bir ekosisteme sahibiz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda güvenilir gıdanın yanı sıra çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için spora, kültüre, sanata da sürekli destek oluyoruz. 47 yıllık yolculuğumuzda her zaman yanımızda olan müşterilerimize ve tüketicilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Nice nesiller Pınar'la büyüdü diyerek hepinize bu anlamlı ödül için tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Ulaştırılıyor. Çok teşekkürler. Evet kıymetli misafirler, bizler Mood Life Brand 2020'ye devam ediyoruz. İyi Yaşam Ödülleri Nielsen'in yaptığı araştırmayla sahiplerini buluyor ve bir sırada telekomünikasyon bölümü var. Telekomünikasyon kategorisi var. Bu kategoride bakalım tüketici hangi markayı yılın iyi yaşam markası olarak seçmiş? Hemen bakacağız. Turkcell geliyor efendim. Turkcell 2020 yılı Good Life Brand'de tüketici tarafından yılın telekomünikasyon şirketi seçildi. Yılın iyi yaşam tüketicinin seçtiği iyi yaşam markası haline geldi. Hemen karşımızda Turkcell'den KSS, STK ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Sayın Umut Kırmıt var. Sayın Kırmıt, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Başta müşterilerimiz olmak üzere İyi Yaşam Markası Etkinliği, Sürdürülebilirlik evet. Akademisi bu ödüle layık gören herkese şükranlarımı sunarım. Sayın Kırmıt, biz merak ediyoruz tüketicinin nazarında nasıl İyi Yaşam Markası onların bu soru sorulduğunda, bu anket yapıldığında, bu soru yöneltildiğinde onların Turkcell cevabını vermelerinin arkasındaki sır ne sizce? Açıkçası Global Compact'in yani sürdürülebilirliğe ilişkin imzacı şirketlerden biri olarak gerek GSM Birliği'nin yönetim kurulunda ülkemizi temsil eden bir şirket olarak teknolojimizle insanımıza, çevremize ve dünyamıza değer katacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde insanların yaşamış oldukları bu zorlukları bir nebze olsun kolaylaştırmak, hayatlarına devam edebilmeleri için onları dinlemeye ve onların talep ettikleri hizmetleri, servisleri geliştirmeye çaba sarf ediyoruz. Bu sebeple bizim açıkçası iyi marka etkinliğinde bu ödüle layık görüldüğümüzü düşünüyorum. Tekrar hem müşterilerimize hem de bu etkinliği gerçekleştiren sizlere Turkcell ailesi olarak şükranlarımı sunarım. Efendim biz de Turkcell'i tebrik ediyoruz. Ve insanlar, herkes, tüketici Turkcell'le bağlam hayata diyor sizin sloganınız gibi. Efendim çok teşekkürler. Biz de size teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi iletiyoruz. İyi Yaşam markası Turkcell seçildi telekomünikasyon alanında. Tebrikler.
Evet efendim, devam edelim. Bu kez bir başka sektöre gideceğiz. Good Life Brand 2020 perakende kategorisinde bu kez bakalım tüketici Nielsen araştırmasında hangi markayı perakende'de yılın iyi yaşam markası seçmiş? Hemen bekliyoruz. Migros. Migros geliyor efendim. Migros'u tebrik ediyoruz. Migros Good Life Brand 2020 perakende kategorisinde yılın iyi yaşam ödülüne layık görülüyor. Hemen karşımızda Migros'tan Global Business Alliance Executive Sayın Demir Aytaç var. Sayın Aytaç, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim, markalarımızı hep soruyoruz. Tüketici sizi seçti yılın iyi yaşam markası olarak. Bunun arkasındaki sır nedir? Bunun arkasındaki sır bizim sürdürülebilirliği yaklaşımımızı iş yapış şeklimiz olarak konumlandırmak ve her süreçte de bu bilinçle faaliyetlerimize odaklanmaktır. Ben bugün Sustainable Brands ekibini ve değerli konuklara şu mesajı vermek istiyorum. İyi yaşam markaları araştırmasında bir kez daha Mirkoz'un perakende alanında seçilmiş olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz ve hepimiz çok gururluyuz. Migros 66 yıldır tüm faaliyetlerini sorumluluk ve verimlilik bilinci ile yürütmektedir. Müşterilerimizin bulundukları her yerden en bol ürün çeşidine, en iyi kaliteye, en uygun fiyatla ulaşabilmeleri için durmaksızın çalışıyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde de hepinizin çok iyi hatırlayacağı gibi bilhassa pandeminin ilk aylarında halkımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek için faaliyetlerimizi çok büyük bir özveriyle aralıksız olarak sürdürdük. Ancak hayata geçirdiğimiz işbirlikleri sadece market alışverişinde bir kolaylık sağlamak olarak algılanmamalı. Biz müşterilerimizin yaşamlarının her alanına çözümler üretmeye çalışıyoruz. Karbon ayak izimizi azaltma, gıda imha oranımızı azaltma, su ve enerji başta olmak üzere enerji kaynakları verimli kullanma, toplum sağlığına katkı, cinsiyet ve fırsat eşitliği gibi sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamalarımızla yalnızca bugün değil, Migros olarak gelecekte de yaşamın iyi güvencesi olmaya gayret sarf ediyoruz. Özellikle ben bugün burada bizi bu ödüle layık gören Sustainable Brands ekibine, herkese, 66 yıldır bizleri hiçbir gün yalnız bırakmayan müşterilerimize ve başarımızın güçlü temelini oluşturan çalışanlarımıza tekrar çok içten teşekkür etmek istiyorum. İyi yaşam markası kazanmış diğer kuruluşları ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Migros ailesi adına bu hisler ve bu duygularla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aytaç. Biz de Migros'u bir kez daha sizin şahsınızda tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Evet kıymetli misafirler, devam edelim. Evet, iyi yaşam markalarını buradan duyurmaya devam ediyoruz. Good Life Brand 2020'de Nielsen araştırdı tüketiciler. Bu kategorilerde, 18 kategoride en iyi yaşam markasını seçtiler. Tüketicilerin verdiği yanıtlarla belirlendi bu markalar. Şimdi e-ticaret kategorisine bakacağız. Bakalım tüketiciler yılın iyi yaşam markası olarak, e-ticaret markası olarak hangi markayı seçmişler? Hemen ekranlarımıza geliyor logosu. Trendyol efendim, e-ticaret iyi yaşam markası olarak da burada ödüle layık görülüyor. Good Life Brand 2020'de. Evet, karşımızda Trendyol'dan Sayın Ozan Acar var, İcra Kurulu üyesi. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hemen sırrı soracağım. Tüketici nasıl oldu da sizi iyi yaşam markası seçerken hangi duyguya baktı? Bu işin sırrı nedir efendim? Tabii memnuniyetle. Önce ben herkesi burada izleyenleri, sizleri Trendyol ailesi adına sevgi ve saygıyla selamlamak istiyorum. Bu değerli organizasyon içinde Sürdürülebilirlik Akademisi'ne ve araştırmayı yapan Nielsen'e çok teşekkür ederim. Şimdi biz
Türkiye'nin trend yolu olarak iyi yaşam markaları araştırmasında e-ticaret kategorisinde birinci olduk ve bundan da çok mutluyuz. Çünkü bizim temel hedefimiz trend yolda. İlk günden beri bu böyle aslında. Ülkemiz için en fazla pozitif etki yaratan şirket olmak istiyoruz. Bakın finansal hedeflerden falan bahsetmiyorum. Bizim hedefimiz temelde Türkiye için en fazla pozitif etkiyi yaratan şirket olmak. Pozitif etkiyi de çok çeşitli şekillerde tanımlayabilirsiniz. İnsanların hayatlarını güzelleştirmek istiyoruz. Aslında kalkınmaya katkı yapmak istiyoruz. Müşteri memnuniyeti de temelde bu pozitif etkimizin çok net bir göstergesi. Böyle bakınca bu ödül de iki kere anlamlı bizim için. Çünkü doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bunu tescilliyor. Bakın pandemi döneminde milyonlarca insan temel ihtiyaçlarını trend yoldan karşıladı. Evet. Yani herkes evdeyken, kimse sokağa çıkamıyorken, sağlık kaygıları nedeniyle evlerimize kapanmışken bizim ekip arkadaşlarımız depolarda çalışmayı sürdürdüler. Operasyonumuz devam etti. İşte esnaf, COVID, Türkiye'nin dört bir yanında ürünlerini yine bizim platformumuz üstünden tüketicilere ulaştırmayı sürdürdüler. Aslında böyle burada bakınca hemen şunu da belki vurgulamakta, sözünüzü kestim çok özür dilerim ama vurgulamakta bir önem var düşünüyorum. Çünkü Trendyol ilk kurulduğunda hazır giyim firması olarak kuruldu değil mi? Giyimdi. Daha sonra segmenti genişlettiniz, yani kategoriyi genişlettiniz. Hatta bugün artık anlık market alışverişlerine kadar ilerleyen bir aslında genişleme alanınızı genişlettiniz. Bravo, doğru. 2010 yılında ilk kurulduğumuzda bir hazır giyim moda markası olarak, moda e-ticaret sitesi olarak aslında kurulduk ama 2018 yılında pazar yeri modeline geçiş oldu. Pazar yeri modeline geçince de aslında iş tümden değişti. Bugün Trendyol diye gördüğünüz yapı aslında on binlerce KOBİ'den oluşuyor. Yani tek parça bir yapı değil. On binlerce KOBİ'nin oluşturduğu bir platform. O yüzden ben bu ödülü özellikle Trendyol'daki ekip arkadaşlarım ve on binlerce tedarikçimiz adına alıyorum. Çünkü müşteri memnuniyetinden söz ediyorsak bizim müşteriler aslında tedarikçilerden memnun. Ve tedarikçilerden memnun olmalarını sağlayan platformu, teknolojiyi sağlayan da Trendyol'un kendisi. Zaten başarı aslında ekip çalışması olmadan da gelmiyor. Bizim Trendyol'daki inanışımız da bu. Bizim işimiz dijitalleştirmek. Neyi? Alışverişi. Bunu da Türkiye'nin dört bir yanındaki şirketlerle yapıyoruz size söylediğim gibi. Değer yaratıyoruz müşterimiz için. Onların hayatlarını güzelleştiriyoruz. Ve biz hani sabahleyin kalkıp da işe tutkuyla sarılmaya iten şey de temelde bu. O yüzden bu ödül aslında bizim kültürümüzün en önemli bileşenini de içinde barındırıyor. Çünkü bizim beş bileşenli bir kültürümüz var şirkette. Ve birincisi de müşterimiz için varız. Dolayısıyla müşterimiz için varız. Bu kültürü bizim doğru benimsediğimizin de temel bir göstergesi. Evet. Şimdi bu ödülü aldık. Tabii bu ödülü almak hani tabii bu da bir mesele, zor bir şey ama bu ödülü almaya devam etmek daha önemli. Sürdürülebilir olması değil mi? Aynen. Sürdürülebilir olması çok önemli. O yüzden şimdi bizim sorumluluğumuz bir kat daha arttı. Müşterilerimize karşı olan sorumluluğumuz. Bundan sonraki dönemde de bu ödülü almak için müşterilerimizi daha mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çok çalışacağız. Umuyorum önümüzdeki yıllarda da yine birlikte oluruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz efendim. Bizler de Trendyol'u. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli misafirler, bizler devam edelim. Sustainable Brands Türkiye ve Nielsen'in yaptığı araştırmada iyi yaşam ödüllerini veriyoruz. Yeni kategorimiz ev bakım ürünleri. Evet, ev bakım kategorisine bakacağız. Bakalım tüketici hangi markayı ev bakım kategorisinde yılın iyi yaşam markası seçmiş? Hemen bekliyorum logomuzu. Evet, Omo geliyor. Omo tüketicinin iyi yaşam markası olmuş bu yıl. Hemen Duygu Dal karşımızda Omo'dan. Merhabalar Sayın Dal. Merhaba, herkese merhabalar. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle tüm Omo ekibi adına hem sizlere hem de yıllardır markamıza ve ürünlerimize güvenen ve Omo'yu iyi yaşam markası seçen tüketicilerimize çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bu işin sırrı nedir, sizden alabilir miyiz? Biz Omo olarak 15 yılı aşkın bir süredir kirlenmek güzeldir diyoruz. Evet. Çocukların gelişiminde biliyorsunuz kirlere, kirlenerek ve deneyimleyerek öğrenmeye yer vermeleri için ebeveynlere de ilham kaynağı oluyoruz. Dünya çapında uzmanların bilgi birikiminden faydalanarak çocukların bu sayede kazanabilecekleri değerlere dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bir yandan da hem performansından ödün vermeyen hem de gezegenimizi gözeten ürünler üzerinde çalışıyoruz.
Hatta dün bu sahneden sizlerle bizi fazlasıyla heyecanlandıran Unilever Temiz Gelecek vizyonumuzu da paylaşma fırsatı bulmuştuk. Uçlar açan stratejiyle gezegenimiz için, tüketicilerimiz için ve işimiz için daha iyi ürünler geliştirmeyi de hedefliyoruz. Yenilikçi adımlarımızla tüketicilerimizin güvenine ve sevgisine layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz bu yolda. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrardan bu ödülü bize layık gördüğü için hem sizlere hem tüketicilerimize. Biz de size efendim tebrik ediyoruz ve gelecek yıllarda da dileyelim ki yaşam markalarında sizleri görmeyi temenni ederiz. Aynı şekilde çok teşekkürler, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli misafirler, hemen bakacağız. İyi yaşam markalarında bir diğer kategorimize geçeceğiz. Küçük ev aletleri kategorisinde Good Life Brand 2020'de hangi acaba markamız bu kategoride ödüle layık görülmüşler? Evet, Good Life Brand 2020'de küçük ev aletleri kategorisinde hangi markamız ödüle layık göründü? Evet, Arçelik'i görüyoruz bir kez daha. Arçelik'i tebrik ediyoruz. Küçük ev aletlerinde de tüketici seçiyor bu markayı. Arçelik'i seçiyor. İyi yaşam markası olarak tebrik ediyoruz bizler de. Efendim bir kez daha merhaba. Tekrardan merhaba. Ne güzel tekrar bu sahnede evet, olmak. Evet. Sizleri küçük ev aletleri kategorisinde de Arçelik dedi tüketici. Bu noktada özellikle küçük ev aletleri noktasında, şimdi küçük ev aletleri daha ulaşılabilir. Her tüketicinin ihtiyaç duyduğu ve daha ulaşılabilir aslında maddi olanak olarak da daha ulaşılabilir ürünler. Bu noktada her eve girmeyi nasıl başardınız? Evet, çok teşekkür ederim. Biraz evvel zaten bizim sürdürülebilirlik vizyonumuzdan detaylı olarak bahsetmiştim diğer evet. ödülümüzle ilgili konuşurken. Küçük ev aletlerinde de biraz inovasyon ve teknoloji tarafına değineyim. Arçelik'in biliyorsunuz Türkiye'de ta telveden başlayarak kategori yaratan bir küçük ev aletleri geçmişi var. Bu gerçekten hepimizin çok gurur duyduğu Arçelik ailesi olarak ve her gün üstüne bir şeyler ekleyerek büyütmeye çalıştığımız çok güzel bir miras aslında. Tüketicilerimizle de bu kurduğumuz bağ dolayısıyla geçmiş uzun yıllara dayanıyor. Son derece mutluyuz ki bu bağ bugün de hala gördüğünüz gibi sımsıcacık bir şekilde evet. devam ediyor. Ben gerçekten bu ödül için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Oy veren herkese de, ödülü veren Sustainable Brands Türkiye'ye de, Nielsen'e de. Bu arada bütün diğer ödül alan markaları da bir kez daha buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten hepsi çok kıymetli markalar. Herkese tebrikler. Biz de bir kez daha tebrik ediyoruz Zeynep Yalımuz'un, Arçelik CMO'su. Tebrik ediyoruz ve ödülünüzü size ulaştıracağız. En yakın zamanda tebriklerimizle efendim görüşmek dileğiyle. Evet değerli konuklar, Sustainable Brands ve Nielsen'in araştırmasıyla devam ediyor. Hemen Good Life Brand 2020'de bir başka kategori, sigorta kategorisinde yılın iyi yaşam markası hangi marka seçilmiş? Hemen ona bakacağız. Evet, logoyu bekliyoruz heyecanla. Anadolu Sigorta geliyor. Sigorta kategorisinde Anadolu Sigorta'yı tebrik ediyoruz. Evet, birazdan karşımızda Anadolu Sigorta'dan Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Müdürü bizlerle birlikte olacaklar. Sayın Deren Koçdemir. Hoş geldiniz Sayın Koçdemir. Merhabalar. Merhaba, tebrik ediyoruz tüketici. Yılın sigorta kategorisinde iyi yaşam markası olarak sizi seçti, Anadolu Sigorta'yı seçti. Bu işin sırrını soruyorum hep bağlantılarımızda. Tüketiciye dokunmanın, iyi yaşam markası olmanın sırrı nedir? Sanırım 95 yıllık bir sırrımız var bu konuda. Çok uzun yıllara dayanan deneyimimizi günümüz gereksinimleriyle birleştirerek sürdürülebilir olmayı sağlıyoruz. Bu ödülü geçtiğimiz yılda almıştık. Ödülde de sürdürülebilir olmak bizleri gerçekten çok memnun etti. Çünkü Anadolu Sigorta'yı ödüller teşvik ediyor. Müşterilerin bize tercih etmesi gerçekten mutlu ediyor. Ve yeni çalışmalar yapmamız konusunda da bizi ileriye taşıyor. Sürdürülebilirlik Akademisi'ne, Nielsen'in bu araştırmadaki katkılarına ve tabii ki de oylarını bize veren tüm tüketicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz de tebrik ediyoruz. Ödülünüzü en kısa zamanda size ulaştırıyoruz. Görüşmek dileğiyle tebrikler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, Good Life Brand bir başka kategoriyle devam ediyor. Şimdi Hazır Giyim kategorisine bakacağız. İyi Yaşam markası olarak tüketicinin seçtiği Hazır Giyim markası bakalım hangi markaymış?
Evet, logomuz geliyor ekranlarımıza. LC Waikiki Moon Life Brand 2020'nin hazır giyim kategorisinde ödüle layık görülüyor. Evet, LC Waikiki'den Sayın Sevda Malkoç bizlerle birlikte oluyor. Kurumsal İletişim Direktörü. Kurumsal Merhaba. İletişim ve Reklam Grup Müdürü bizlerle birlikte. Efendim, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz LC Waikiki yıllar öncesinden aslında bir çocuk giyim markası gibi diye hatırlarken daha sonra yıllar içerisinde büyüdü, her yaş grubuna hitap etti ve bir tüketici araştırmasında da Nielsen'in araştırmasında da Sustainable Brands için yapılan araştırmada da yılın ödülüne, iyi yaşam ödülüne layık görüldü. Şimdi bu işin sırrını soruyorum hep. Bağlantılarımızı size de sormak istiyorum. Nasıl oldu da tüketicinin kalbine ve hayatına bu kadar girdiniz? Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizim için bu çok kıymetli bir ödül. Çünkü bizim misyonumuz yıllar öncesinden iyi giyinmek herkesin hakkı misyonuyla yola çıkmış bir marka. Yaklaşık 9 yıldır ben bu şirkette görev yapıyorum. Ama 26 yıllık iş hayatımda iyi giyinmek herkesin hakkı misyonuyla yola çıkıp da bütün bu misyonun altını doldurarak bu kadar dikkatli, özenli ve özverili büyük bir şirketin çatısı altında çalışmaktan da çok gurur duyuyorum. Çok değerli yöneticilerimiz, çok değerli çalışma arkadaşlarımız var. Yıllar ve yıllardır aslında büyük emekler sarf edilerek bugünlere kadar gelinmiş durumda. Aslında çok kolay bir şey değil. Böyle bir ödüle layık görülmek de bizim için ayrıca gurur verici. Çünkü bu kadar uzun bir zamana yayılmış olan bu çalışmanın, müşteriyi yakinen dinlemenin, onların sesine kulak vermenin, onların ihtiyaç ve beklentilerine yıllar içerisinde bu denli cevap vererek onların takdirini kazanmak bizim için ayrıca büyük bir kıymet arz ediyor. Bugün LCY2 bugünlere gelinceye kadar çok önemli safhalardan geçerek geldi. İçinde bulunduğumuz bu kritik ve hassas dönemi de düşündüğümüzde bütün dünyanın çok yakın bir zamanda sağlık ve sıhhatle selametle çıkmasını ümit ediyorum. Her şeyden evvel. Çünkü kolay bir süreç değil ve herkesin, her sektörden, her çalışma sahasındaki insanların ve kurumların, kuruluşların, markaların herkesin çok çalıştığı ve yüksek bir tempoda büyük emek sarf ederek ilerlediği bir dönemdeyiz. Bugün LCY2 3 kıtada, 47 ülkede 1025 mağazasıyla faaliyet gösteren ve tüketicinin kalbine dokunarak ürün sağlığına, insan sağlığına ve doğaya duyarlı bir şekilde hareket ederek, ürün testlerini çok titizlikle yerine getirerek, çalıştığı üreticilerle de bütün bu standartları en yüksek seviyede koruma gayesiyle çalışmalarını sürdüren bir marka. Sürdürülebilirlik Akademisi'nin öncülüğünde yapılan bu araştırmada da hazır giyim kategorisinde birinci sırada yer almaktan dolayı son derece mutluyuz. Sorulardan biri yaşamımıza en çok katkı sağlayan giyim markası hangisi sorusuna da LCY2 yanıtını veren herkese, bu araştırmada emeği geçen, bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Diğer markaları da dinliyorum başından itibaren. Çok herkesi de tebrik ederiz. Bu şekilde insanların hayatlarına dokunan bir perspektifte olduğumuz için de ayrıca çok çok mutluyuz. Ödülü bütün LCY2 çalışanları, bütün yöneticilerimiz, gece gündüz emek sarf eden bütün çalışma arkadaşlarımız adına kabul ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tebrik ediyoruz efendim bir kez daha ve ödülünüze en kısa zamanda size ulaştırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar, iyi günler, sağlıklı günler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet kıymetli misafirler, Good Life Brand 2020 devam ediyor. Bir başka kategoriye geçiyoruz. Bu kez kategorimiz teknoloji. Bakalım tüketici teknoloji alanında hangi markayı iyi yaşam markası olarak seçti? Hemen logomuzu beklerken Samsung geliyor. Samsung Good Life Brand 2020'de teknoloji kategorisinde ödüle layık görülüyor. Ve Samsung'dan karşımızda Sayın Meriç Baysal var.
Sayın Baysal merhabalar. Evet, Sayın Meriç Baysal bizlerle birlikte olacak ve Samsung'u tüketici yılın iyi yaşam markası seçmesinin sırrını kendisine de soracağız. Evet, bağlantımız gerçekleşirken Good Life Brands 2020'de bu yılın teknoloji kategorisinde iyi yaşam markası Samsung seçildi. Evet, Sayın Meriç Baysal bizlerle birlikte olacak. Sayın Baysal'ı bekliyoruz. Sayın Baysal, merhabalar, sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, Sayın Baysal birazdan bizlerle birlikte olacak. Biz geçelim otomotiv kategorisine, bir başka kategoriye geçeceğiz şimdi. Good Life Brand 2020'de bir başka kategori olan otomotiv kategorisinde bakalım hangi marka ödüle layık görüldü? Evet, hangi markamız ödüle layık görüldüğünü? Logosunu bekliyoruz. Beklerken BMW geliyor. BMW'yi tebrik ediyoruz. Otomotiv kategorisinde tüketiciler yılın iyi yaşam markası olarak BMW'yi seçmiş. Sayın Gamze Şulen bizlerle birlikte olacak. Pazarlama departmanından pazarlama iletişimi müdürü bizlerle birlikte oluyorlar. Sayın Gamze Şulen. Efendim tebrik ediyoruz. Tüketici iyi yaşam markası olarak otomotiv kategorisinde sizi seçti. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir haber oldu bizler için de. Sustainable Brands Türkiye'ye bu iyi yaşam markası ödülü için ve Nielsen'e ve bize oy veren herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Peki efendim, bu işin sırrı nedir? Yani tüketiciyi etkilemek ve onlar için otomotiv de zor bir alan aslında. Yani lüks tüketim olarak da düşünebiliriz bunu. Şimdi insanların gıda kadar birebir günlük hayatlarında sürekli satın almadıkları aslında bir kategori. Yani bir arabayı alırsanız her gün araba almayız, her gün otomobil almayız kendimize. Ama bir iyi yaşam markası dediğiniz zaman otomotiv alanında BMW'yi seçmenin sırrı nedir sizce? Otomotiv markaları arasında sıyrılmak bence de, yani tabii ki bütün kategorilerde zor ama otomotivde sürdürülebilirlik gerçekten hassas bir konu. Ben de o yüzden o kadar marka arasından sıyrılmış olmamızı çok değerli buluyorum bir premium otomotiv markası olarak. Sürdürülebilirlik deyince hem yani kurum kültürü de yapılan sürdürülebilirlik uygulamaları, hem otomobillerin üretiminde, fabrikalarda enerji anlamında, kullanılan malzeme anlamında, atık yönetimi anlamında yapılan sürdürülebilirlik, hem de tabii ki son kullanıcıya, müşterilerimize sunduğumuz, otomobil üzerinden sunduğumuz yeni teknolojiler ve alternatif yakıt tüketimi üzerine yaptığımız önemli gelişmeler marka olarak ve bunların topluca yarattığı etki üzerinden bu ödüle layık görüldüğümüzü düşünüyorum. Dünyada otomotiv markalarının sürdürülebilirlik gelecek için, bugünden geleceğe uzanan sürdürülebilir ulaşım için en önemli konulardan bir tanesi ve az önce bahsettiğim kategorilerde üretimden araçların kendisinin sunduğu faaliyetlere kadar ve özellikle de alternatif yakıt tüketimine kadar çok geniş bir kapsamda ele alınıyor. Gelecek yıl BMW markası da yani doğuştan elektrikli olarak BMW i3 ile başlattığı alternatif elektrikli kullanımına, gelecek yıl yeni ürünleri de ürün gamına ekleyerek ve Türkiye'ye de bunların bazılarını getirerek katkıda bulunmaya devam edecek diye sürdürülebilirlikte bir de elektrik konusuna da vurgu yapmak istiyorum. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyum. Ben de hem tüm Borsan Otomotiv çalışanları, marka temsilcileri, yetkili satıcılarımız ve paydaşlarımız adına ve bize oy verenler adına bu ödülü almaktan mutluyum ve diğer ödül kazanmış olan markaları da takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Sağ olun. Biz de tebrik ediyoruz efendim. Tabii otomotiv deyince söylemeden geçemeyeceğim. Belki satış sonrası da çok önemli değil mi? Oradaki servis ve müşteriyi karşılamak, sorunlara çözüm üretmek de çok önemli. Böyle bir segment de bizim için. O yüzden BMW'yi tebrik ediyoruz. Müşterinin
İyi deneyimlerimiz tam bir yol olsa gerek. Evet, aracı alıp BMW'nin mottosu sürüş keyfi, eşsiz sürüş keyfi ve o eşsiz sürüş keyfinin devamlılığı için satış sonrası olmazsa olmazımız hijyen önlemlerimizden temassız servislere ve en yüksek kalitede onarım hizmetlerimize, bakım hizmetlerimize kadar satış sonrasında da eşsiz bir hizmet sunduğumuz için bence ödül almamıza katkısı olduğunu düşünüyorum o algının. Teşekkür ederiz tekrar. Efendim bizler teşekkür ediyoruz. Siz de tüketiciden bu algının yaratılması da tabii ki önemli. Hizmet alanında hem de marka alanında iyi markaları biz hani tüketiciye bu noktada karşılaşması da biliyorsunuz toplumsal kalite açısından da çok değerli, çok önemli. Bizim hepimizin aldığımız hizmeti bir vatandaş olarak ya da bir tüketici olarak daima aldığımız hem hizmetlerin, ürünlerin en iyi olmasını istiyoruz. Bu noktada da tebrik ediyoruz efendim sizleri. Çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet kıymetli misafirler, az önce bağlantı sağlayamamıştık. Samsung'a dönüyoruz. Teknoloji kategorisinde ödüle layık görülen Samsung'dan Sayın Meriç Baysal bizlerle birlikte. Sayın Baysal merhabalar. Tebrik ediyoruz sizi. Good Life Brand 2020 teknoloji kategorisinde Samsung ödüle layık görüldü. Evet Sayın Meriç Baysal. Evet. Daha sonra bağlanacağız kendileriyle. O zaman biz hemen devam edelim bir başka kategoriye. Efendim havayolu kategorisine bakacağız şimdi. Good Life Brand 2020 havayolu kategorisinde bakalım hangi kategoride, hangi markamız bu kategoride, hangi markamız ödüle layık görüldüler? Havayolu kategorisinde Turkish Airlines yani Türk Hava Yolları ödüle layık görülüyorlar. Havayolu kategorisinde Sustainable Brand Stream, Nielsen Türkiye'nin yaptığı tüketici araştırmasında Good Life Brand yani iyi yaşam markası havayolu kategorisinde Turkish Airlines yani Türk Hava Yolları oluyor. Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyoruz. Evet bu tebriklerimizi de gönderdikten sonra bir başka kategoriye bakacağız. Yine yapılan araştırmada bu kez kategorimiz Good Life Brand sağlık kategorisi. Sağlık kategorisinde yapılan araştırmada tüketicinin İyi Yaşam markası sağlık kategorisinde bakalım hangi markamız oluyor? Eczacıbaşı sağlık kategorisinde İyi Yaşam markasında ödüle layık görülüyor. Eczacıbaşı'nı tebrik ediyoruz. Evet, tebrik ediyoruz. Bugün aramızda yöneticileri bulunamıyorlar. Ancak Eczacıbaşı'nı da sağlık kategorisinde aldıkları ödülden dolayı tebrik ediyoruz. Sayın Meriç Baysal zannediyorum Samsung'dan hattımızda. Sayın Baysal merhabalar, beni duyabiliyor musunuz? Evet, henüz değiller. Biz o zaman devam edelim. Öyle ki değerli misafirler 18 kategoride Good Life Brand belirlendi. Hep altını çizdiğimiz gibi Sustainable Brands için Nielsen Araştırma Şirketi bir araştırma gerçekleştirdi tüketiciler üzerinde. Ve tüketicilere 18 kategoride iyi yaşam markaları soruldu. Ve bu iyi yaşam markalarından cilt bakımı kategorisinde tüketicinin verdiği yanıtsa tüketicinin iyi yaşam markası hemen bekliyoruz. Nivea oluyor. Nivea'yı da tebrik ediyoruz. Cilt bakımı kategorisinde Good Life Brand 2020 ödülü de Nivea'ya gidiyor. Evet bizler böylece bankacılık, alkolsüz içecek, beyaz eşya, süt ve süt ürünleri, saç bakım, atıştırmalık, telekomünikasyon, perakende, e-ticaret, ev bakım, küçük ev aletleri, sigorta, hazır giyim, teknoloji, otomotiv, havayolu, sağlık ve cilt bakımı kategorilerinde söylediğimiz gibi Sustainable Brands tarafından Nielsen araştırma şirketlerine yaptırılan tüketicinin iyi yaşam markaları araştırmasında seçilen markaları tüketicinin iyi yaşam için altını çizdiği, aklında kalan, hayatına dokunan ve iyi yaşam markamdır dediği markalarla bugün ödül törenimizi gerçekleştirdik. Ve bu araştırmanın sonucunda aslında hep sorduğumuz, burada katılan tüm katılımcılara, tüm ödül alan yöneticilere sorduğumuzda aslında işin sırrının da tüketiciye, hayata dokunan ve altını çizmekte de fayda var. Tıpkı aslında Sustainable Brands'in içerisinde yer alan o sürdürülebilirlik kavramının önemini de bir kez daha görmüş olduk. Yani sürdürülebilirlik kavramı tüketicinin de aslında bu kavramı bilsin ya da bilmesin, farkında olduğu, hissettiği, hayatının içinde hissettiği bir kavram olarak
ödüle layık görülen markaların tercih edilmesinde de bir neden olduğunu görmüş olduk. Evet kıymetli misafirler, Good Life Brand 2020'de birlikte olduk. İki gün boyunca Sustainable Brands'te sizlerle birlikte olmuştuk. Birbirinden kıymetli isimleri ağırlamıştık. Dünyanın ve Türkiye'nin önemli markalarından temsilcileri ve yöneticileri ağırlamıştık. Ve Good Life Brand'te ikinci günün finalinde birlikte olduk ve söylediğimiz gibi Sustainable Brands için Nielsen Araştırma Şirketi'nin yapmış olduğu yılın iyi yaşam markalarına ödüllerini teslim ettik. Kıymetli misafirler, sizlere bizlerle birlikte olduğunuz için iki gün boyunca gönülden teşekkürlerinizi sunuyoruz. Bendeniz Sevinç Satıroğlu, iki gün boyunca sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Dileyelim ki gelecek yılda iyi yaşam markalarında ve sürdürülebilir çalışmalarda, sürdürülebilir markalarda tekrar birlikte olalım. Yaşayamadık bu sene ancak online olarak da aynı etkiyi aldık. Öyle ki aslında içinde bulunduğumuz pandemi süreci de bize online olarak da başka bir kapının daha kilidini açtı. Online olarak birlikte olduk ve dediğimiz gibi aslında hem bu araştırmanın sonucunda hem de markaların bundan sonraki yol haritalarında gördük ki sürdürülebilirlik her dönem hepimiz için önemli bir kaynak. Evet, hayatın, yaşamın, sağlığın ve birlikteliğin sürdürülebilirliğinde tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Ben Deniz Sevinç Satıroğlu huzurlarınızdan ayrılırken sizlere sağlık dolu, güzellik dolu günler, yıllar temenni ediyorum. Gelecek yıl Sustainable Brands'te ve Good Life Brands'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.